vitamini çok az yani. Ama bol bol su tüketiyorsunuz yine. İki tane alıp yine su içtiniz ve çok az kalori aldınız. 300 kalorilik bir yemek aldınız. Düşünsenize rüyanız bile değişecektir. Tabii ki. Çünkü vücudunuzda bir ağırlık yok, bir yorgunluk yok. Vücut tamamen rahat bir şekilde çalışıyor. Kanınız rahat dolanıyor. Dolayısıyla sizin rüyanız değişecektir. Çünkü rahat uyuyacaksınız. Sabahleyin de istediğiniz saatte kalktığınızı ve yorgun argın olmadığınızı Çok hissedeceksiniz. ilginç. Evet, bunu iddialı söylüyorum çünkü 3 günün sonunda size bu sistem mükemmel bir detoks yaptığını hissediyorsunuz. Evet. Peki ben şunları da gelmek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz de merak edecek. Bu önemli bir şey. Şimdi bunlarla ilgili olarak birçok ülkelerde oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, Alınmış ödüller var doğru galiba. efendim. Evet. Ve bunlarla ilgili Sancom, evet. makaleler var. Bu da yine bir O klinik klinik çalışmanın çalışmada, tıbbi bir sonucudur. çalışmanın. Sancom 60 ülkeden fazla, dünyadaki 60 ülkeden daha fazla ülkede satılıyor şu anda. Evet. Bu Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri ve Asya ülkelerini kapsıyor tamamen. Hatta 2010 yılının Kaliforniya'daki en iyi yılın en iyi diyet ödülünü elinizdeki. Evet. Diğeri de klinik çalışma. Bu yıl tamamlanan bir klinik çalışma var. Roma'da yapıldı. İtalya Roma'da. O üniversitede yapılan araştırmaya göre de yapılan klinik çalışmanın sonucunda ayda 4 kilo zayıflamak isteyenlerde 4 kilo verdirdiği tespit edilmiştir. Bu da zaten bütün diyetisyen ve doktorların tavsiye ettiği 4 kilo normal bir kilodur. Daha fazlası vücuda zarar verir. Bunda Sancom sizi hiç yormadan, hiçbir şekilde yan etkiyi vesaire göstermeden bunu başarmış oluyor. Başarmış oluyor. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Örneğin diyelim normalde piyasada 129 milyon olan bir ürün. Evet. Tabii bizim yani bütçe de bizim insanımız için önemli. Biz buraya her geleni bizim hane indirimi istiyoruz. Anladım. Bizim Evet. hane yönelik olarak da bizi kırmadınız. 89 milyondan ararlarsa bizim haneden aradık deyip bu konuda bundan Evet. faydalanabilecekler. Bu sözü Evet. sizden alıyoruz değil mi? Çünkü biz Sözünüzü izleyicilerimize... aldığımız gibi biz Sancom'un arkasında duruyoruz. Evet. Eğer ki izleyicilerimiz bunun içinde herhangi bir şüpheye kapılırlarsa doktorlarına, diyetisyenlerine çok rahatlıkla sorabilirler. Eczanelerine sorabilirler. Evet, Onlar da eczaneye de yarım doktordur. sorabilirim. Sorabilirler ve kendilerinden olumsuz bir cevap aldıklarında lütfen ürünü hemen iade etsinler ve biz parasını hemen gönderiyoruz. Ha, Çünkü bu ürün kadar iade garantisi de tabii var ki burada. garantili Sanko. çünkü bugüne kadar 60 ülkede satılan bir ürün dünyanın her yerinde satılıyor. Biz bunu rastgele getirmedik. Kullanıcı zarar gördüğünde ki hiçbir zararı bugüne kadar gelmemiştir. Çünkü klinik çalışma vesaire her ülkede örneğin Avrupa ülkelerinde Sağlık Bakanlığı onaylı bir üründür. Ama Türkiye'mizde de yine yetkili bakanlıkça onaylıdır. Çok rahat kullanabilirler. Hiçbir yan etkisi yoktur. Bu çocuk da olabilir. Bakın çocuklarda obezite artık had safhaya ulaşmaya başladı. Korkutucu boyutlara geliyor. Çocuk olabilir. Başka ilaçlar kullanan hastamız olabilir. O da kullanabilir. Yani ekmek yer gibi bunu rahatlıkla kullanabilir. Kullanabilir. Benim size Evet. çok sorum olacak. Örneğin ben hemen buradan bir şey de söylemek istiyorum. Örneğin bizim Perşembe günü TV5'te yayınlanan bir programımız var. Çok değerli doktorlarımızın yapmış olduğu İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nden doktorlarımız. Sağlığa Yolculuk programında da özellikle örneğin fazla kilolar ve fazla kiloların sağlık üzerindeki zararlarını konuştular. Şimdi hal böyle olunca özellikle gerçekten hani bu kadar iddialıysa ve ben memnun kalmadığınızda lütfen arayın ve ürünü bize geri iade edin ve biz paranızı lütfen size iade edelim. Evet Bu efendim. kadar garanti bir şekilde söylüyorsunuz. Bizim hane içinde bir indirim uyguluyorsunuz. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Peki bu önemli bir şey. Hani bu anlamda fazla kilolar ve hastalıkların insan sağlığı üzerine zararlarını hepimiz biliyoruz. Gerçekten bunu tartışmıyoruz. Ancak şunu da sormak istiyorum. İçinde bir sürü kapsül var. Örneğin diyelim ki Kapsül değil. kapsül Tablet. diyorum. Özür dilerim. Tablet var. Evet. Alıştık ya kapsüllere. Çiğneme tableti. Evet, çiğneme Evet. tabletleri. Şimdi örneğin bir kutuyu aldığımız zaman takriben örneğin ayda 4 kilo kadar değil mi? Kilo verdirebiliyoruz Evet, kilo diyorsunuz. vermek istiyorsak Örneğin bu bunu... kutu bir kişiye ne kadar gidiyor? Çünkü içinde bir sürü Evet. kutucuk var çünkü bunun. Şu anda bu kutuyu biz bir aylık olarak ayarladık. Evet. Bak ama bu kişinin kullanımına göre değişir. Örneğin kişi detoks amaçlı kullanırsa zayıftır ve kilo problemi yoktur. Ama sindirimde ve boşaltımda problemler yaşıyordur. Bugün de birkaç tane alarak bunu 2 ayda kullanabilir. Evet. Ama kilo vermek istiyorsa zaten sezgisel beslenmeyi anlatacağım. Sezgisel beslenmeyi
2 hafta içinde sizin sisteminize oturmaya başlıyor. Hmm. Yani hayatınıza uygulamaya başlıyorsunuz. Evet. Bize zaman nasıl geçti anlamadık ama çok az bir süremiz var. Bizi birazcık da kitaptan bahsederseniz. Evet. Sezgisel beslenme şöyle efendim. Her şey burada bitiyor. Yani evet. Düşünün burada çok kısa olarak özetlemek istersem beslenmenin psikolojik, sosyolojik sebepleri var. Psikolojik sebepler nedir mesela? Normal zamanda kahvaltı yapmışsınızdır. Geç bir saat bile olsa öğlenleyin karnınız acıkır. Psikolojik olarak acıkırsınız. İlla yemeğe gidersiniz. Ama bakın Ramazan ayında oruca niyetlenirsiniz. Daha erken kahvaltı yapmış olmanıza rağmen sahurda. Ama öğlenleyin acıkmazsınız. Evet. Akşam acıkırsınız. Evet. Bunlar psikolojik sebeplerdir. Evet. Canınız sıkılır, dolabı karıştırırsınız. Çok sevinçli olursunuz, yine dolabı karıştırıp bir şeyler ararsınız. Çikolata vesaire bir şeyler atıştırmak istersiniz. Bunlar psikolojik sebeplerdir. Sosyolojik sebepler vardır. Arkadaşınız gelir yemeğe götürürsünüz. İkiniz de toksunuzdur ama illa yersiniz. Tatlı yersiniz. Tatlı kültürü Türkiye'de vardır mesela. Başka ülkelerde tatlıcı yoktur. Yani tatlı vardır ama tatlıcı yoktur. Evet. Burada tatlıcı da vardır. Evet, özel gibidir. Bunlar işte düğüne gidersiniz, işte cemiyetlere gidersiniz vesaire. Burada illa yemeniz gerekir. Yemezseniz darılırlar. Ayşe teyze çağırır, beş çayına gidersiniz, börekleri götürürsünüz vesaire. Bunlar sosyolojik sebeplerdir. Bu sebeplerin hepsinin çözümü sizin beyninize bitiyor. Bunları nasıl aşmanız gerektiğini anlatıyor. Kitap. Evet. Çok kitap güzel. Bunu nasıl aşmanız gerektiğini. Örneğin bir porsiyon yemek yeseniz, büyük bir tabak koyarsanız yemek size küçük görünecektir ve daha çok yemek yiyeceksinizdir. Ama küçük bir porsiyon koyarsanız yemek size fazla görecektir ve siz az yemiş olacaksınız. Bakın İslamiyet'te de dinimizde de 2 öğün yemek vardır. Çok güzel. Ama biz 3 öğün yeriz yani. Evet, evet. Tamamen kitap sizin nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatıyor ve siz bunu 2 hafta içinde yaklaşık hayatınıza uyguluyorsunuz ve Sankon'la da destekleyerek bunu başarıyorsunuz. Ve zaten 2 hafta sonunda aldığınız Sankon miktarı da kendiliğinden azaltabiliyorsunuz. Çünkü artık kontrol sizde. Bakın kontrol sizde. Çok güzel. Yani kontrol, yani komşu çağırdığı zaman, arkadaşı hadi yemeğe gidelim dediği zaman, kardeşim saat 11 olmuş geceleyin, bu saatte bu kadar yenmez. Ben sadece çay içerim diyebiliyorsunuz. Karşı koyabiliyorsunuz yani. Yani siz hem mideyi tok tutuyorsunuz hem de zihinde ona nasıl dur diyeceğini, evet, fren sistemini, evet, gösteriyorsunuz. Peki bu kitaba sahip olmak isteyen izleyicilerimiz seti aldıkları zaman içinde mi? Evet, 15 liraya satılan bir kitap bu. Kendilerine bunu hediye ediyoruz. Hediye ediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu seti aldıkları zaman bu özellikle nasıl garanti kilo verebiliriz? Bir hayat şekli haline gelip verdin ama tekrar almamayı sağlamak için beyinde nasıl bunu bitirebiliriz? Bununla ilgili olarak da bu kılavuz kitabı siz hediye ediyorsunuz. Evet efendim. Erol Bey, gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Keşke zamanımız olsa da ben size daha çok sorular sorsam. Evet, bilimi anlatacağım aslında çok fazla çok şeyler vardı. Biz sizi o zaman bir daha rahatsız edeceğiz. İnşallah. İnanıyorum ki izleyicilerimiz de hayretle izliyorlardır. Ne anlatıyor Yıldız Hoca bugün? Bu çok değişik bir şey. Gerçekten tadı güzel. Ben denedim. Eğer öyleyse zaten ben de nasıl hiç güvensizlik yaşamadım. Siz gösterir göstermez ben bir tanesini kesinlikle yedim. Yani 2 yaşında çocuk bile yiyebiliyor. O zaman ben yaşında ne yapacağım efendim? Yemeye başlayacağım. Kamerada biraz daha küçülmeye başlayacağım. Kameraman arkadaşlarım ara ara takılı, Yıldız Hoca biraz zor görüyoruz seni diye. Ve peki, sağlığınızdan bu olmadan bunu başaracaksınız. Son bir soru. Beni zorluyor yayından çık diye ama gerçekten konu çok güzel olduğu için ben de çıkamıyorum. Bunu hani 2 yaşında çocukta yer diyorsunuz ama önemli, bende şeker var. Bunun tadına bir sıkıntı olmuyor. Efendim, değil mi? Şeker hastası yiyebiliyor bunu yani. Bu önemli bir soru çünkü. Her bir tablet sadece 15 kalori. Bakın 15. Sadece bir kola içseniz yaklaşık 150 kalori alıyorsunuz. Ben de çekinmeden bunun benim tamamını gibi. Tamamını yeseniz o kadar kalori yine almıyorsunuz. Çekinmeden yiyebiliyoruz. Dolayısıyla şeker oranının çok düşük. Zaten şeker hastası bir insanın bile alması gereken şeker miktarı var. Onun çok daha altında. Çok daha altında. Biz Erol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onun da anlatacağı, benim de çok sormak istediklerim var. İnşallah yayın akışı içinde müsait olurlarsa özellikle bu sezgisel beslenme ve ben bunlar hakkında görüşmek, evet, gerçekten izleyicilerimizden de alanların lütfen bana dönmesini rica edeceğim. Gerçekten bu konuyu paylaşmak istiyorum kendisiyle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son bir şey söyleyeyim. Lütfen. İster zayıflayın, ister detoks yapın, ister formda kalın. Sankom'u yanınızdan ayırmayın diyorum. Ayırmayın diyorsunuz. Peki. Sevgili izleyicilerimiz, bizden ayrılmıyorsunuz. Bizim aile 3. bölümüyle misafirlerini uğurladıktan sonra sizinle olmaya devam ediyor efendim. Çok teşekkürler.